Evet. Şimdi eksenleri kesti diyordu ya. Şimdi eksenleri kestiği için yani ben buradaki eksi 2'ye 4 noktasını alamam. Burası bir eksen değil. Eksenleri kestiği yerler sadece neresi bakın? Eksi 5'e 0. Yani cevap olarak eksi 5'e 0 ekseni keser. Başka 1'e 0 noktası ekseni keser. Başka 4'e 0 noktası ekseni keser. Eksenleri dediği için burada sadece x'e değil y eksenine de bakmam lazım. 0'a 2 ve başka da bir nokta yok sanırım eksenleri keser. Şimdi pozitif değer aldığı aralıklar. Adam sana eğer bu tarz bir soruda pozitif ya da negatif değerli diyorsa sadece tek bir şeye bakacağız arkadaşlar. Pozitiflik ya da negatiflik nerede geliyordu? X ekseninin üstünde kalan ya da X ekseninin altında kalan kısmından geliyordu. Yani başka hiçbir şey yoktu burada. Hani bir şeyin pozitif ya da negatif olmasına sadece ben grafiğin üstüne ve altına bakacağım. Bana neyi sormuş? Pozitif değerleri sormuş. Yani üstte kalan kısmı sormuş. Bakın üstte kalan kısım nereye kadar üstte? Eksi 5'ten başlayıp B'nin cevabını yapıyorum. Eksi 5'ten başlayıp kaça kadar üstte? 1 noktasına kadar üstte. O zaman eksi 5'ten 1'e kadar pozitiftir. 1'den sonra negatif olmuş. Kaça kadar? 4'e kadar negatif. Onu da alta yazıyorum bakın. 1'den 4'e kadar. Burası negatif oldukları olsun. Devam ediyorum. 4'ten sonra sonsuza kadar pozitif. O zaman birleşim 4'ten sonra sonsuza kadar pozitif olmuş. O zaman B'nin cevabı ne yaptı? Eksi 5. Bir birleşim 4'ten sonsuza kadar yaptı. Fx küçüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan. Bu sefer de yani adam bizden nereyi istemiş? Negatif taraf demek x ekseninin hatta şuraya bizim pozitif dediği için nasıl göstermemiz lazımdı? Sıfırları alamayacağız. Normal parantez şeklinde göstereyim şöyle. Çünkü pozitif de demiş ya sıfırları söylememiş bize. Adam C şıkkında da demiş ki bize fx küçüktür sıfır. Yani negatif olduğu taraflar. Bakıyorum bu adam negatif. Nereye gelene kadar? Eksi 5'e gelene kadar negatif. Eksi sonsuzdan eksi 5'e gelene kadar negatif. Eksi 5'te sıfır olduğu için açık aralık yaptım. Birleşim 1'den 4'e kadar negatif. Ne yaptık bakın? Adam küçük eşittir deseydi ben burayı köşeli parantez koyacaktım. Ama sadece küçüktür dediği için normal düz bir parantezle soruyu bitirmiş olduk. Hangileri doğrudur demiş. Yorum soruları da gelebiliyor bu konuyla alakalı bu şekilde. Hemen inceleyelim. Eksi 1, 3 aralığında pozitif değer alır. Hemen bakıyorum. Eksi 1'den başlamış ve 3'e kadar. Hemen bakın gösteriyorum orayı. Eksi 1 ile 3 aralığında bu adam evet pozitif değer. Bakın x ekseninin üstünde o zaman bu doğru. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı 2'dir. Y eksenini kestiği yer demek. Y ekseni kestiği yer demek şurasıdır. Bu nokta 0, 2'dir. Ordinat demek biliyorsun y ekseni demekti. Evet bu da doğrudur. Üçüncü şıkka geldim. F eksi 4 çarpı F 3 bölü 2 küçüktür 0'dır. Hemen bunları da gösterelim. İşaret olarak gösteriyor. Değer olarak değil. F eksi 4. F eksi 4 nerededir? Şurada bir yerdedir. Sonucu ne bunun? Negatif. F 3 bölü 2 birden birazcık daha büyüktür. Yani şuradası 3 bölü 2 noktadır. Bunun da değeri nedir? Şurada bir noktadır. Benim için sadece pozitif olması önemli. Eksi ile artının çarpımı evet sıfırdan küçüktür. O zaman 3 maddenin 3'ü de doğrudur diyebiliriz bu soru için. Şimdi artan ya da azalanlık ne demek? Birazcık da ondan bahsedelim. Artan veya azalanlık demek şudur arkadaşlar. Adam bakacağız. X değerleri artarken, x değerleri artarken y değerleri de artıyorsa ben bu fonksiyona artan fonksiyon diyeceğim. Nasıl yani? Mesela çok basit bir grafik çizeyim sana. Şu şekilde bir grafik. Bak x değerleri gitgide ne yapıyor? X değerleri artıyor. İşte eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. X değerleri bu tarafa doğru artarken bakın y değerleri gitgide ne yapıyor? Artıyor. Bu artan bir fonksiyondur. Ya da aynı şekilde bu da nasıl bir fonksiyondur? Azalan bir fonksiyondur. Bak yine ne oldu? X değerleri artarken x değerleri artarken bu sefer y değerleri gitgide ne yapıyor? Azalıyor. Biz buna da azalan fonksiyon diyeceğiz. Bu da sadece dediğim gibi neye bakacağız? Artanlık ya da azalanlığa bakacağız. Mesela eksi 3'e 3'ten başlamış. Yani bu adam eksi 3 noktasından başlamış. Kapalı olduğu için ben de açık olarak çiziyorum. İçini boyamamış çünkü. Nereye kadar artmış bakın bu adam? Devam ediyorum. Arttı, 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 arttı. Kaça kadar arttı? Eksi 1 noktasına kadar arttı. Eksi 1 noktası tanımlı olduğu için eksi 1 noktasını ne yaptım? Kapattım. Sonra eksi 1'den sonra şurası artanlarımız olsun. Aşağıya da azalanları yazalım.
Eksi birden sonra bu adam ne yapmaya başladı? Eksi birden sonra. Gitgide düşmeye başladı bakın grafik. Düştü, düştü, düştü. Nereye kadar? 2'ye kadar. O zaman 2'ye kadar azaldı. 2'den sonra ne yapmaya başladı tekrar? Birleşim artan tarafa geçtiğimiz için artık 2'den başladı. Yani şey kısın, sesi kısın. Ben bunu ayrıyetten bir bakacağım. Ses olayı niye böyle cızır diyormuş. Bugünlük şimdi idare edin. 2'den başladı. Ne yaptı bu? 4'e kadar arttı. 4 tanımlı değil. Bakın içi boş olduğu için 4'ü nasıl göstermem lazım? Açık parantezle göstermem lazım. Diyorum ki bugünlük dersi böyle idare edin. Çünkü bir ders öncesinde böyle bir sıkıntı yoktu. Dersten sonra ben de şeylerimi kontrol edeceğim. Ayarlarımı kontrol edeceğim ben de. Şimdi ne demiş bize? Eksi 5, 6 aralığında tanımlı fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre f fonksiyonunun artan olduğu. Şimdi artanlara bakacağız. Yani grafiğimiz yukarıya doğru giden kısımlara bakacağız. Bakın şurada bir yukarıya doğru gitmiş. Nereden? Eksi 5'ten eksi 3'e kadar. Her ikisinin de içi boyalı olduğu için kapalı olacak. Eksi 5, eksi 3 gitti. Eksi 5, eksi 3 gitti. Tüm reel sayılar demiş. Olabilir bu da. Devam ediyorum. Bu adam eksi 3'ten sonra, eksi 3'ten sonra bir noktasına kadar ne yapmış bu? Azalmış. O zaman reel sayılar gitti. Eksi 3'ten başlayıp 1'e kadar azalmış. Daha sonra 1'den başlayıp 6 noktasına gelene kadar da artmış. O zaman bu da yanlış oldu. 1 ile 6'yı da eklememiz lazımdı. Hemen A şıkkıdır deyip bir sonraki soruya geçebilirim. Minimum noktalar ne demektir? Belki 12'ler buna daha aşina. Limit konusunu onlarda işlediğimiz için ama maksimum minimum adımlarla anlayacağınız gibi 10 ve 11. sınıfların maksimum en büyük. Zaten Türkçesi bu. Ya da minimum alabileceği en küçük değerine ben maksimum nokta ya da minimum nokta. Yani ben şuradaki B'ye FB şimdi azalan olunca ne oluyordu? Azalan demek şu demek. Bak ne yapıyor? Gitgide fonksiyonu düşüyor. Bu azalan demektir. Maksimum ya da minimum demek şu demek. Bu grafiğin alabileceği en büyük ya da en küçük değer demektir. Hemen bakıyorum. Mesela bu grafik en büyük değerini nerede almış? En büyük değerini bak şurada bir tepe var gördün mü? En büyük değeri burada almış. Bu nokta kaça kaç noktasıdır? B'ye, x eksenini B'ye kesmiş. Y eksenini FB'de kesmiş. Burası bizim ne noktamız? Maksimum noktamız. Alabileceği en küçük değer demek. Bakıyorum. Bakın burada bir A noktası var. Bir de burada C. FC daha küçüktür. O yüzden şurada nokta bizim ne noktamızdır? Minimum noktamızdır. Şurası bizim tepe noktamız maksimumdur. Alabileceği en küçük değer de bizim minimum noktamızdır. Hemen soru üzerinden bakalım. Demiş ki hangileri doğrudur demiş. Hemen şöyle soruya bakalım. Minimum noktası eksi 3'e eksi 4'tür. Bakıyorum. Gerçekten de bu adamın alabileceği en küçük değer kaç? Şurada bak bir çukur var. Alabileceği en küçük değer eksi 3'e 4'tür. F1 F2'den küçüktür demiş. Şimdi F2'nin değerinin kaç olduğunu biliyorum ben. 6 olduğunu biliyorum. F1 de şurada bir yerdedir. 2'den daha küçük. Sonuçta şurada. 6'dan küçük olduğu aşikar mı? Evet aşikar. O zaman bu da kesinlikle doğrudur. Zaten fonksiyon artan bir fonksiyon olduğu için F1 her zaman içinde olmak zorunda. F2'den küçük olmak zorunda. Neden dolayı? Tekrar soruyorum. Artanlıktan dolayı. X eksenini 3 farklı noktada keser demiş. Bakıyorum. X eksenini burada kestik. 1. Burada kestik. 2. Sonuçta burası da X eksenidir. Burada kestik. 3. Evet X eksenini 3 noktada keser dedik. Ortalama değişim hızı neydi? Ortalama değişim hızı şuydu. Birim zamandaki değişimine ben ortalama değişim hızı diyeceğim. Ve ortalama değişim hızını hesaplarken çok kolay bir yöntemimiz var. O da şudur. Y'ler farkı bölü x'ler farkı bana ortalama değişim hızını verecek. İnşallah yanılırım ama limit konusu kaldırıldığı için bence buradan bir tane soru gelecektir bu seneki sınavda. Bak denemede de çıkmış. Çünkü limit konusu kaldırıldı. Oradan bir soruyu buradan sorabilirler. Ortalama değişim hızından. Yani ben bunu bulurken nasıl buluyormuşum değerli arkadaşlarım? Y'ler farkı, bakın y'ler farkı ister büyükten küçüğü çıkar.
Aşağıda ne yazacağız? X'ler farkını yazacağız ya. Burada sıralamayı kaçırmayın sadece. Yani sen B'den A'yı çıkartıyorsan eğer, B'den A'yı çıkartıyorsan yukarıya FA eksi FB yazarsan yanlış olur. B'den A'yı çıkardıysan B'nin karşılığından yani FB'den A'nın karşılığı FA'yı çıkartabilirsin. Ortalama değişimimizin negatif çıkabilir. Sıkıntı yok. Şunu da yapabilirsin. Hocam ben aşağıda ya da şurada A'dan B'yi çıkartacağım. FA eksi FB yapmak istiyorum. O zaman aşağıda ne yazman lazım senin? A eksi B. Yani buradaki şu sıralamayı değiştirdiğiniz anda soruyu kaçırabiliriz. Dikkat edin. Mesela demiş ki eksi 3 sıfır aralığındaki ortalama değişim hızı aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 3 sıfır aralığındaki. Eksi 3 sıfır aralığındaki. Yani rahatlıkla görün diye bakın çiziyorum şöyle ikine. Ben şu aralıktaki değişime bakacağım. Neydi olay? Y'lerden Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Şimdi burada kimi seçeceğin önemli. Bence önce X'lerden seçin. Yani eksi 3'ten mi 0'ı çıkartacaksın ya da 0'dan mı eksi 3'ü çıkartacaksın? Ben 0'dan eksi 3'ü çıkartmayı tercih ediyorum. Çünkü büyük olandan küçük olanı çıkartmak daha kolaydır. Yani 0'dan eksi 3'ü çıkardım bakın. 0'dan eksi 3'ü. Şimdi yukarıya yazarken de o zaman benim şunu yazmam lazım. F0 eksi f eksi 3 şeklinde. Şimdi F0 kaça gitmiş? Eksi 4'e gitmiş. Eksi f eksi 3 kaça gitmiş? 3'e gitmiş. Bölü 0 eksi eksi 3'ten bakın burası ne yaptı? 3 yaptı. Cevap kaç geldi? Eksi 7 bölü 3. Yani bakın demin de söylemiştim ya ortalama değişim hızı negatif çıkabilir. Evet bakın burada ne çıktı zaten cevabı? Negatif çıktı. Tekrar söylüyorum. Burada ilk önce neyi seçtiğin çok önemli. Yani sen eğer eksi 3'ten 0 çıkartıyorsan önce f eksi 3'e bakacaksın. 3'ten eksi f0'ı çıkartacaksın. Yani eksi 4'ü çıkartacaksın. 7 bölü eksi 3'ten yine cevaba kaç geldi? Eksi 7 bölü 3 geldi. Değişmez cevap. Evet, bir tane de problem tarzı bir sorusuna bakalım. Demiş ki boyu 16 santimetre olan bir fidan dikildikten sonra boyunun zamana göre değişimi tabloda verilmiştir. Birinci yılda 20, dördüncü yıl sonunda 32 olmuştur. Buna göre fidanın boyunun ikinci ve beşinci yılları arasındaki 2 ve 5 dahil olmak üzere ortalama değişim hızı. Basit bir soru. Hemen ne yapacağım? Yıllar farkı 5'ten 2 çıkarsa 3. 5. yıldaki boyu eksi 2. yıl dahil olduğu için 2. yıldaki boyu 24. Yani cevap kaç geldi bakın? 9 bölü 3'ten 3 geldi. Yani hiç aksiyona girmeden direkt y'ler farkı bölü x'ler farkı. Buradaki yani en boy çizersen şurası boy oldu. Burası da zaman grafiği oldu. Y'lerden x'leri çıkartmış oldum. Evet. Tek ve çift fonksiyon biliyorsun bizim fonksiyon çeşitlerimiz vardı. Yaklaşık 8-9 tane fonksiyon çeşidi vardı. Bunlardan önemli kısımları tek ve çift de özellikle grafik sorularında. Şimdi kabaca hatırlatmak istersek tek fonksiyon demek içerisinde sadece işte x üzeri 3 2 tane x üzeri 1, eksi 5 tane x üzeri 5. Sadece kuvvet olarak tek kuvvetleri barındıran denklemlere ben tek fonksiyon, sadece çift terimleri, çift dereceleri barındıranlara yani eksi 2 x kare artı 5 eksi 7 tane x üzeri 4. Hocam bu çift midir? Evet çifttir. Biz bir şeyin teklik ya da çiftliğine bakarken sadece değişkenin derecesine bakacağız. Değişkenimiz kim? X. X'in derecesi kaç? Çift. X'in derecesi kaç? Çift. Ama hocam 5 tek sayı hiç önemli değil. Bunun yanında ne vardır? Gizli bir x üzeri 0 vardır ki o da zaten 1'dir. Derecesi ne? Çift. Biz bunları grafiklerini incelerken neye dikkat edeceğiz peki? Tek ve çift fonksiyonu anlatırken demiştik ki sorularda size direkt tek ya da çift olduğunu söylenmez. Bazı sihirli kelimelerimiz vardır. O da nedir? Eğer bir şey çift fonksiyonsa en iyi bildiğin çift fonksiyon kim var senin? Y eşittir x kare. En iyi bildiğimiz çift fonksiyondur. Hemen grafiğini çizsek. Bu nasıl bir grafiktir? Şöyle bir parabol hatırlayın. Bakın biz bunu kime göre katlamış olduk? Hangi eksene göre katladık? Y eksenine göre katladık. O zaman çift fonksiyon demek Y eksenine göre simetriktir. Ya da sen bir şeyde Y eksenine göre simetrik gördüğün anda sen bunu otomatikman ne demen lazım? Bu bir çift fonksiyon demen lazım.
Aynı şekilde en iyi bildiğimiz tek fonksiyon kim vardır? Y eşittir x vardır. Buradan kopya alın demiştim ben size. Yani adam sana teklik ya da çiftlikle alakalı bir soru sorarsa hemen aklına bir x karenin grafiği gelecekti. Bir de y eşittir x'in grafiği aklına gelecekti. Bu da neydi? Y eşittir x demek. Birinci açıortay doğrusu demekti. Yani şu doğru bizim ne doğrumuzdu? Y eşittir x doğrusuydu. Bakın bunu da biz kime göre katlamış olduk aslında? Bir ayna gibi düşünürsem. Aynayı nereye koymuş olduk biz? Orijine bir ayna koyduk. Ve orijine göre ben bunu ne yaptım? Bakın bu tarafa doğru katlamış oldum. Orijine çapraz katladığımız için o zaman bir şey orijine göre simetrikse kesinlikle nasıl bir fonksiyondur? Tek bir fonksiyondur. Burada şunu hatırlamakta fayda var. Eğer bir şey çift fonksiyonsa eksiği ne yapardı? Yutar demiştik biz ona. Yani çift fonksiyon eksiği yutuyordu. F eksi x, f x eşit olmak zorundaydı. Tek fonksiyon eksi ne yapıyordu? Kaba bir tabir ama kusuyor derdik. Yani f eksi x, eksi ne yapacağız biz? Dışarıya kusuyoruz. Eksi f x şeklinde ne yapabilirdik? Biz sorumuzu değiştirebiliyorduk. Çift fonksiyon yutar, tek fonksiyon kusar. Gelelim sorularımıza. Bakın adam bana tek ya da çift diye vermemiş. Ne diye vermiş? X küpün mutlak değer fonksiyonu x kare mi? Hayır. X küpün mutlak değildir ama. Değerler orada şeydir. Ders şey atılacak. Yani x küpün şimdi grafiği şöyle bir grafik ya. Evet. Bunu katladığımız zaman şöyle bir şey gelir ama buradaki değerlere bakarsan işte 1 için 1'dir. 2 için yani direkt x kare değildir ama yine bir parabolik bir şeydir. Tekrar söylüyorum orayı. Çift fonksiyon yutar, tek fonksiyon kusar. Şimdi f fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetrik demek aklıma hemen hangi grafik gelecekti benim? X karenin grafiği gelecekti. Yani çift fonksiyon gelecekti. Bravo Ahmet. O zaman çift olması için kimler olmaması lazımdı? X küp olmaması lazımdı. X üzeri 1 olmaması lazımdı. X küpü yok etmek için kat sayısını kaç yapmam lazım? 0. Yani A eksi 1'i 0 yapmam lazım. O zaman A sayısı 1'dir. B artı 2'yi 0 yapmam lazım. O zaman B sayısı eksi 2'dir. Ne yaptım ben? Tek olanları yok ettim. Hemen yerine yazalım. A yerine 1 yazarsak gitti. Burada ne kaldı? 5x kare kaldı. B yerine eksi 2 yazarsak bu gitti. A artı B. 1 eksi 2 şöyle düşünelim. Artı 1 eksi 1'i götürdü. Burada ne kaldı geriye bir de? Eksi 2. Demek ki benim x fonksiyonum 5x kare eksi 2'ymiş. Adam bana eksi 1'i sormuş. Yani x gördüğün yere eksi 1 yaz demiş. Eksi 1'in karesi 1 kere 5. 5 eksi 2'den. Demek ki f eksi 1 kaç eşitmiş diyebiliriz biz? 3 eşitmiş diyebiliriz. Bakın neyi kullandık? Sadece y eksenine göre simetriyi kullandık. Evet şuna bakalım. Ne demiş soru bize? Grafiği x eksenine göre simetrik olan yani yine nasıl bir fonksiyon bu? Çift fonksiyon. Çift fonksiyonun özelliği neydi? Çift fonksiyon yutardı. Yutardan kastımız ne? F eksi x neye eşit olmak zorunda? F x. Yani ben her f eksi x gördüğüm yere ne yazma hakkına sahibim? Fx yazma hakkına sahibim. Bakın yazıyorum. Fx eşittir. 3x kare duruyor. Artı f-x'i ben ne yazabilirim direkt? Fx yazabilirim. 2 tane fx eksi 5'miş. Bunu bu tarafa alalım. Diğerlerini de karşıya atalım. Fx bu tarafa gelirse eksi fx olarak gelir. Yani burada 2 tane fx var. Bir tanesi de buraya eksi olarak gelecek. Eksi fx. Bunları da karşıya atıyorum. Yalnız bırakmak için. Yani eksi 3x kare artı 5. İşlemi bitiriyorum. 2fx'den fx çıkarsa sadece bir tane fx kalır. O da kaça eşitmiş? Eksi 3x kare artı 5'e eşitmiş. Adana f bileşke f eksi 1'i. Bu bileşke fonksiyon demekti hatırlayın. Yani f bileşke f eksi 1'i sormuş. Önce x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1'in karesi 1. Önce f eksi 1'i buluyorum. Eksi 1'in karesi 1, eksi 3, artı 5. Yani burası kaç yaptı? 2. X gördüğün yere artık kaç yazıyor adam sana? 2 yazıyor. Yani F2'yi hesaplayacağız. 2'nin karesi 4, 4 kere 3, eksi 12.
artı 5 daha kaç geldi o zaman bizim cevabımız? Eksi 7 geldi diyebiliriz. Bir f fonksiyonuyla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre fx fonksiyonunu bulalım. Direkt bakın fx'i sorulmuş. Neymiş? Grafiği orijine göre simetrikmiş. Bir şey orijine göre simetrikse ne diyebiliyorduk biz ona? Nasıl bir fonksiyon olmak zorundaydı? Tek fonksiyon olmak zorundaydı. Tek fonksiyonun özelliği neydi? Eksi x'i dışarıya atılmasıydı. Yani eksi x'i yazmamızdı. Özelliği de buydu. Hemen kullanalım. Yani f eksi x gördüğüm yere şunu yazabilirmişim. Hemen yukarıya farklı bir renkli yazacağım. Bakın f eksi x gördüğüm yere ne yazacağım artık? Eksi 3 tane fx. Şuradaki eksiyi nereye attık? Başına, 3'ün başına atmış oldum. Artı fx eşittir 2x küp artı 4. 3 tane fx'ten eksi 3 fx ile fx'i toplarsak ne yapar? Eksi 2 tane fx eşittir 2x küp artı 4. Adam bize fx'i sorduğuna göre fx'i bulmak için her iki tarafı kaça bölmem lazım benim? Eksi 2'ye bölmem lazım. Gitti gitti. Fx buradan nedir? Şöyle aşağı indireceğim. Fx buradan eşittir 2x küp bölü eksi 2 artı 4x bölü eksi 2. Hatırlayın denklemler konusunda. Biz bunları ayrı ayrı yazabiliyorduk. Şu sadeleştirmeyi rahat görün diye ayrı yazdım. Buradan bir eksi x küp gelecek o zaman. Gitti gitti. Buradan da bir eksi 2x gelecek. Zaten bu bulduğunuz işlemde hemen sağlamasına bakabilirsin. Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon olacaktı? Simetrik bir, yani orijine göre simetrik, yani tek fonksiyon olacaktı. Gerçekten de x'in kuvvetine bak 3, x'in kuvvetine bak 1. Biz zaten tek bir fonksiyon elde etmiş olduk. Tabii. Tekrar alıyorum bakın buraya. Şu alt kısmı. Şurayı bir temizliyorum. Şurası çözüm içimize yeter. Orijine göre simetrik diyor ya. Orijine göre simetrik demek hangi fonksiyon grubuna girer? Tek fonksiyon grubuna girer. Tek fonksiyon özelliği neydi? Eğer bir eksi fx varsa, f eksi x varsa bunun dışarıya atması. Yani bunu ben dışarıya atabiliyorum. Eksi fx. Yani f eksi x gördüğüm anda dışarıya atabiliyorduk. Ben de burada f eksi x gördüm ya. Buradaki eksiyi dışarıya attım. Aynen. Çift nasıldı? Kendi aranızda hallediyorsunuz orayı. Eksiyi dışarıya attım. 3 zaten katsayı olarak var. Fx duruyor. Artı fx var. O sorunun kendisinde var bakın. 2x küp artı 4x. Şuradaki toplama işlemini yaptım. Eksi f3 ile bir taneyi toplarsan eksi 2 tane fx yapar. Eşittir 2x küp artı 4'tür. Fx'i bulmak için herkesi eksi 2'ye böldük. Gitti gitti. Burada sen istersen sadeleştirme yapabilirsin. Ya da istersen demin yazdığım gibi tek tek yazabilirsin. Fx'i ne bulmuştuk oradan? Eksi x küp eksi 2 olarak bulmuştuk. Aşağıdakilerden hangileri, fonksiyonlardan hangileri eksi fx eşittir f eksi x? Ya eksi fx eşittir f eksi x. Şu kimin açılımı, kimin sorusu bu? Bana neyi soruyor bu soru aslında? Eksi fx, f eksi x demektir. Aslında neyi soruyor fonksiyonda sana? Aşağıdaki, yukarıdakilerden hangisi diyor tek fonksiyondur. Tek fonksiyonun özelliği neydi bakın? Orijine göre simetrik olmasıydı. Başka hiçbir şey değil. Yani sana diyor ki, yukarıdakilerden hangisi orijine göre simetriktir? Bu y eksenine göre simetrik, yani çift fonksiyondur. Burası evet orijine göre simetrik. Kesinlikle 2 olmak zorunda. Bir çift fonksiyon y eksenine göre simetrik. Yani orijine göre bir kere bir kesinlikle olamaz, bir kesinlikle olamaz, bir kesinlikle olamaz. Ya 2 ya 3. Zaten orijine göre katlanan bak 1'e 1'den geçerken tam katladığımda -1'e -1'den geçmiş. Bu kesinlikle tek fonksiyondur. Bu neden tek fonksiyon değildir? Hemen onu da açıklayalım. Burası eksi 1'e 2'den geçiyorsa burası 1'e eksi 2'den, yani şuradan geçmesi lazım. Yani bunun gelip
Şuradan geçerse eğer bu tek fonksiyon olacaktı. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Evet, şimdi dönüşümlere bakalım. Aşağıda bir örnek yok. Şimdi bizim dönüşümlerimiz kaç çeşit dönüşümümüz var? 4 çeşit dönüşüm var. Hepsinden biraz bahsedeyim. Sonra toplu örneklerine bakarız. Geri gelince de tekrar ederiz. Eğer adam sana bir fonksiyonun yanına bir şey ekleyip ya da çıkartıyorsa, yani şöyle düşün. X kare artı 4x'in yanına bir şey ekleyip ya da bir şey çıkartıyorsa bu fonksiyonu yukarı aşağı hareket ettir demektir. En basit örneğini yapayım size. Mesela şu bizim neydi? Y eşittir x kare. Adam sana eğer y eşittir x kare artı 4'ü çiz diyorsa bu şu demektir. Fonksiyonu al 4 birim yukarıya taşı demektir. Bakın bu ne demektir? 4 birim yukarıya taşı. Yani çizecek olsaydık artık sıfırdan değil de 4 birim yukarıdan çizecektik. Bu yukarıya taşı. Ya da x kare eksi 1'i çiz deseydi bu 1 birim aşağı taşı demekti. Yani artık orijinden değil 1 birim aşağı taşıdık. Buradan çizmek demekti. Bu birincisi. İkincisi şöyle bir soru tarzıydı. Adam x kareyi değil de şöyle derse eğer x eksi 3'ün karesi ya da x artı 2'nin karesi derse. Bakın ne yaptık ilk başta? X karenin dışına x'ten bağımsız bir sayı verdi. Yukarı aşağı. Eğer işin içine x'i de dahil ediyorsa, yani bir parantez atıyorsa, bu sefer de biz sağa sola hareket ettireceğiz. Burada biraz ters düşüneceğiz ama. Eksi 3 varsa, şuradan bir hatırlatma yapalım diye söylüyorum. Buranın kökü nedir? 3'tür. Yani pozitiftir. O zaman eksi 3 varsa bu şu demektir. 3 birim sağa git. Artı 2 varsa ters düşüneceğim. 2 birim sola git. Yani ben bunların grafiğini çizseydim, x kare bakın burada duruyor hala. Ben x eksi 3'ün karesini çizecek olsaydım, birim ne tarafa git demiş, sağa git demiş. O zaman ben artık sıfırdan değil de şuradaki 3 noktasından geçen bir grafik çizecektim. Çünkü diyorum ya, 3 birim sağa git dedi. Ya da 2 birim sola git dediği için sıfırdan değil de eksi 2'den geçen bir grafik çizmiş olacaktım. 4 tane var dedim. Şu anda ilk ikisini yaptık. Diğer ikisini de birazcık soru çözdükten sonra geleyim. Diğer ikisi bunlardan bağımsız. Evet, ne demiş? Şöyle soruyu tümden göstermeye çalışacağım size. Geç bir soruyum çünkü. Soruyu bir değerlendireyim önce. Fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Fx artı 1 demiş. Yani bu ne demektir? Sen bunu ne yapacaksın? Bir birim yukarıya taşıyacaksın. Yani artık burası eksi 2 ise burası kaç olacak? Eksi 1'den geçecek. Burası eksi 1 ise burası ne yapacak? Şöyle bir grafik yapacak. Ben bunu sadece bakın ne yapıyorum? Hiç grafikte oynama yok. Sadece bir birim yukarıya taşınmış oldu. Bakıyorum. Bu direkt şekli taşınmış. Gitti. Bu hiç oynatmamış. Gitti. Bu bir birim aşağı düşürmüş. Yani bu kimin grafiğini çizmiş? Fx eksi 1'in grafiğini çizmiş. Eşitliğine bakalım. Bu katlama yapmış. Katlamaları göstereceğim. Ama A şıkkı ne yapmış? Bakın zaten benim siyaha benzer bir şey çizmiş. Bir birim yukarıya taşınmış. Fx eksi k dönüşümde ne yapıyorduk? Eğer fonksiyon içine dahil ediyorsa sağa ya da sola götürüyorduk. Ne demiş bize? X kare eksi 4x artı 1 fonksiyonun grafiği analitik düzlemde sağa doğru bir birim ötelenerek hangi fonksiyon grafiği elde edilir? Şimdi sağa doğru öteliyorsa bu ne demektir bir kere? Eksi 1 demektir. Sağa değdiği zaman ters düşünüyorduk. O zaman ben her x gördüğüm yere ne yazacağım artık? X eksi 1. Yani x gördüğüm yere x eksi 1'in karesi eksi 4 tane x eksi 1 artı 5. Bakın bir birim sağ dediği için ben de bütün x'leri ne yaptım? Bir birim sağ öteledim. Ha, hangi grafik elde edilir dediği için denklemi yazmam lazım. Hemen açılım yapıyorum yani. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi eksi 4x artı 4 artı 5. Toparlıyorum. X kare eksi 2x eksi 4x daha eksi 6x 5, 9, 10. Demek ki biz hangi grafiği elde edermişiz? X kare eksi 5x artı 10 grafiğini elde edermişiz. Bir birim sağa öteleyerek. Sağa ötelemek demek tekrar söylüyorum. Bir çıkartmak demekti. Geldik. Aşağıda gerçel sayılar kümesinde tanımlı f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Mesela demiş ki benim gx'i elde etmem için, şunu elde etmem için
x eksi 2'yi çizersek kafidir. X eksi 2 demek ne demekti? Bu ne demekti? 2 birim negatif olduğu için bunu sağa doğru taşı demektir. Bunu hemen 2 birim sağa taşıyalım bakalım. G fonksiyonu gelecek mi gerçekten de? Burası eksi 1 ise 0, 1 yapacak. Yani 1'e 2'den geçecek. Şöyle bir grafik olacak. Ne yapar o da? Şuradan gelecek. Şuna değecek. Şöyle bir grafik yapacak. Gerçekten de benzeri mi bakın? 2 birim sağa taşıdığım zaman. Şuradaki noktam da ne yaptı? Gelmiş oldu. Aynen benzeri. O zaman 1 doğrudur. Bu tarz soruları tek tek inceleyeceğiz dostlar. Yani şey yok. Kısa yol vesaire diye bir şey yok da. Çünkü yorum soruları ve grafik soruları önemlidir. Hx elde etmek için diyor. Hx elde etmek için diyor. Fx'i eksi 1 dışarıda olduğu zaman bu ne demektir? Bir birim aşağıya ötele demektir bu. Bir birim aşağı ötele demektir. Yani benim bunun bir birim aşağı ötelemem demek tepe noktası şuraya gelen şöyle bir yaptık. Bir birim aşağıya öteledik. Gerçekten de bakın eksi 1'e bir tepe noktası oldu. Bir birim aşağı ötelendiği için de orijinden geçti. Tepe noktası eksi 1'dir. Ve orijinden geçen gerçekten de haşı elde ettik. O zaman bu da kesinlikle doğrudur. Üçüncü seçeneğe bakalım. Gx elde etmek için Gx elde etmek için diyor ki haşisi eksi 1 demek ne demekti? Bir birim aşağı demekti. Şimdi ben bunu bir birim aşağı taşırsam bu nereye gelecek? Şuraya gelecek. Yani tepe noktası şöyle olacak. Şuradaki sıfır noktası da nereye gelmiş olacak? Eksi 1'e gelmiş olacak. Şöyle bir doğru yapar. Ki bunun da g ile bir alakası yok. G burada bir yerde. O zaman bu yanlış bir ifadedir. Cevabımız ne oldu o zaman? D seçeneği 1 ve 2 oldu. Ne yaptı adam bana? Yukarı veya aşağı seçeneklerini ya da sağ veya sola seçeneklerini biri cinsinden yazma şeklinde sormuş oldu. Şimdi demiştim ya size 4 tane soru tarzı var diye. Birincisi yukarı aşağı. İkincisi sağa sola. Üçüncü ve dördüncü soru kalıbı da şöyle. Fonksiyonu bir sayıyla çarpabilir. Yani x kareyi herhangi bir sayıyla çarpabilir. Ya da x karenin içerisine bir sayı yazabilir. Bakın ikisi farklı sorulardır. Hatta şöyle aynı sayıları yazayım farkını görün. İlkinde ne yaptım ben? Fx'imizi x kare kabul ettiysek biz x kareyi 3 ile çarptım. Bu şu demektir. 3 tane bu 3 fx'in grafiğidir. Bir de f 3x vardır. Bakın ne yaptım ben? Bu sefer içeride çarptım. Bu da şu demektir. 3x'in karesidir. Taktik nedir peki? Eğer adam sana dışarıda bir çarpma işlemi verdiyse görüntü kümesinin tüm elemanları A sayısı ile çarpılır. Görüntü kümesinden kastımız kim? Y ekseni. Yani biz Y eksenini nerede kesiyorsa bu adam, Y eksenini nerede kesiyorsa sadece onu ne yapacağız biz? 3 ile çarpacağız. Eğer adam içeriye yazdıysa K'si, bu sefer ne yapıyorum bakın? Tanım kümesinin elemanları K'ya ne yapılıyor? Dikkat. Bölünecek. Bu sefer de ne yaptım ben? O zaman içeride yazdığı zaman bu sefer x ekseni tanım kümesine baktım. Burada kestiği yerleri bu katsayıya ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Yani atıyorum burayı 6'da kesiyorsa artı 3 x'ler için 2'ye bölmem lazım. Ya da şurayı mesela 8'de kesiyorsa 3 ile çarpları için 8 kere 3 benim bunu nereye çıkartmam lazım? 24'e. K çarpanı dışarıdaysa y eksenini o sayıyla çarp. Eğer k çarpanı fonksiyonun içindeyse x eksenini o sayıya böl. Dönüşümle alakalı. Mesela fonksiyon grafiğini çizelim demiş. Şekilde y eşittir f fonksiyonu vermiş. Nerede çarpmış? Dışarıda. Dışarıda çarptığı zaman sadece biz kimleri değiştirmemiz gerekiyordu? Y eksenindeki değerleri ne yapmamız lazım? O sayıyla çarpmamız lazım. Bakın şunlara hiç dokunmayacağız. Eksi 2 aynen duruyor. Eksi 1 aynen duracak. 0 aynen duracak. 1 ve 2 aynen duracak. Bakın dışarıda olduğu için x ekseni değişmez. Sadece kimleri çarpacağım ben 3 ile? Y ekseni. Burada 1 var. O zaman ben burayı 3'e çıkartacağım artık. Nasıl böyle bir şey olacak? Bakın burası değişmedi. 0'a 0. 0 kere 3 sıfırdır zaten. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6. Demek ki burası artık kaça kaç noktası olacak? Eksi 1'e 6. Ha, grafiğini çiz dediği için ne yapacağız biz? Bu noktaları tekrar birleştireceğiz.
Bakın ne yapmış olduk? Şöyle geldi. Aşağı doğru gitti. Buradan sonra tekrar yukarıya çıkmış oldu. Ne yaptık bakın dışarıda olduğu için? Sadece hangi değerleri değişti bunun? Y eksenindeki değerler değişmiş oldu. 3 çarpı fx deseydi. Eğer f3 x'i sorsaydı ne yapacaktık? Bu sefer de x ekseninin kestiği yerleri kaça bölmüş olacaktık? 3'e bölmüş olacaktık. Dikkat edin. Orada bölme işlemi yapıyoruz. Geldik. Bir fx fonksiyonun grafiği x eksenini -6'ya 0'da ve -6'ya 0'da ve 9'a 0 noktalarında kesiyormuş. Buna göre gx eşittir f3x. Ha, içeride olduğu zaman biz kimleri bölecektik? X eksenini bölecektik sadece. Ve o zaman x eksenini bölüyorum. -6 ise 3'e böldüğüm için artık yeni kestiği yer -2'ye 0 olacak. 9'a 0 ise 3'e böldüğüm için 3'e 0 olacak. X eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı 3 ile -2'nin toplamını sormuş. 3 eksi iken toplamları kaçtır diyeceğiz? 1'dir diyeceğiz. Bakın bunlar direkt kalıp bilgidir. Bu bilgiyi biliyorsan soruyu çözmen 10 saniyedir. Ha, bilmiyorsan uğraş Allah uğraş. Geldik. Evet, dönüşümler. Eksi fx ve f eksi x. Şimdi ne yaptık biz genel olarak bakarsak? Orijinale göre simetrik aldık. Y eksenine göre aldık. Yukarıya katladık. Yukarıya taşıdık. Aşağı taşıdık. Sağa taşıdık. Sola taşıdık. İşte görüntü kümesini bir şeyle çarptık. Tanım kümesini bir şeye böldük. Bu birazcık farklıdır. Eğer adam sana eksi fx'i çiz diyorsa bu şu demektir arkadaşlar. X eksenine göre katla. Ya da daha matematiksel konuşursak x eksenine göre simetriğini al. Eğer senin eksi x'in içerideyse bu da y eksenine göre simetrik. Zaten bu tanıdıktı. Bu nereden tanıdık bize y eksenine göre simetriğini almak demek? Nereden tanıdık bu bize? Çift fonksiyondan tanıdık. Aslında çift fonksiyon gibi davranacak. Sadece eksi fx bize birazcık farklı. Eksi fx demek de nereye göre katlayacağız? X eksenine göre katlayacağız. Yani alacağız burada ya. X ekseninde kalem gibi düşün. Bunu alacağım. Tak diye yukarıya alacağız. Ya da sen y ekseni gibi düşün. Elim buradaysa y eksenine göre katladığında birebir aynısı denk gelmiş olacak. Soralım. Demiş ki fx eşittir bilmem ne fonksiyonunun x eksenine göre simetri alınarak. Bir dakika. Şimdi x eksenine göre simetriğinde gel yukarı. Ne yapıyormuşuz x eksenine göre simetriğini aldığımızda? Fx fonksiyonu ne yapmam lazımmış? Eksi fx yapmam lazımmış. Yani her x yerine ben ne yazacağım artık? Eksi x yazacağım. Çünkü niye? X eksenine göre simetri al demiş. Hemen alıyorum bakın. 2 eksi x'in kübü artı 5 eksi x'in karesi artı 4 eksi x artı 3. X eksenine göre simetrik dediği için bakın yukarıdan gel hemen. Pardon biz yanlış yazdık şu anda. X'leri eksiyle çarpacağız. Şu an yaptığımız çift fonksiyon oldu. Şimdi de itibar ediyorsunuz ha. X eksenine göre simetrik dediği zaman biz ne yapacaktık? Bak tekrar alıyorum oraya. X eksenine göre simetrik dediği zaman biz kimin grafiğini çizecek? Eksi fx'in grafiğini. Yani fx'i neyle çarp diyor? Eksiyle çarp diyor. Fx'i eksiyle çarpıyorum. Çarpalım. Eksi fx eşittir. Eksi 2 tane x küp. Eksi 5x kare. Eksi 4x. Eksi 3. Bu fonksiyonun yeni adı neymiş artık? Eksi fx değil de bu fonksiyon demiş ki bu gx fonksiyonu olsun demiş. Tamam gx'i bulduk. Bu cepte. Ne demiş daha sonra? Gx fonksiyonu da y eksenine göre simetrik. Heh, şimdi y eksenine göre simetrik dediği zaman ne yapacaktık? Parantezin içerisine eksi x yazacaktık. Hemen yazıyorum bakın. Bu fonksiyonun adı neymiş? Hx'i hesaplıyoruz şimdi. Hx demek eksi 2 bakın sabit. Eksi 2'ye dokunmadım. X gördüğüm yere ne yazacağım?